Hocamdan taktikleri almaya devam edeceğiz bu arada. Aldatan kadın, aldatan erkek ne yapmalı, bunu konuşacağız. Ama önce bir sorulara dönelim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bir seyircimiz demiş ki 8 yıllık evliyim. Karım bana artık kahvaltı hazırlamıyor. Ve diyormuş ki sıra sende. Artık sen hazırlayacaksın. Ben kahvaltı hazırlamak zorunda mıyım diyor beyefendi. Yıla bindirmişler herhalde bunlar. 8 yıl ben baktım sana, sen de 8 yıl bana bak. Şimdi özellikle hizmet etmek sevmenin ve değer vermenin göstergesi. Ne olur yani beyefendi de hazırlasın ama tabii 8 yıl sürmesin bu. Ara ara pazar günleri bak erkekler eşine kahvaltı hazırlasın. Hayatım gel senin için sofrayı hazırladım desin, davet etsin. Sonra özel şimdi ne yapsın, evin görebileceği yerlerine, onu ne kadar çok sevdiğine dair güzel mesajlar yazsın. Hocam, ondan sonra ne yapsın? Hocam işte, Sivaslı bir arkadaşım vardı. Benim böyle olmayacak şeyleri anlattığımda şöyle derdi bana. Ha gözle. Gözle. Yani... Şiir yazsın. Niye yazılmaz mı şiir? Ya da yani... böyle güzel bir şiir okusun. Şimdi neden? Bak ama böyle erkek varsa biri gelsin. Tamam bak. Şimdi kadınların romantizm beklentisi var. Şimdi romantizm beklentisini karşılasa hizmet de iyi olur. Yani onun için yani biraz da o kahvaltı hazırla diyor. Niye diyor bence? Şundan diyor. Ya benim diyor verdiğim emeği gör. Tabii. Benim senin için yaptıklarımın farkına var diyor. Farkına varacak bir iki şey istiyor. Tiyo istiyor aslında. Bir başka soru. Kocam beni en yakın arkadaşımla, komşumuzla, bir de iş yerindeki kadınla aldattı. Bir daha aldatır mı diye soruyor. İki kişi değil mi? En yakın arkadaşıyla. Bir o var. Suyla, iş yerindeki kadınla, üç kişiyle. Kesin aldatır. Yani bir, iki, üç. Yani şimdi bu noktada bakın görüyor musunuz? Yani ne var? Hovardalık yapan ve gözü dışarıda olan bir adam var. Gözü dışarıda olan bir fırsatını buldu mu 4 de olur, 5 de olur. Onun için bir de şuna bakmak lazım. Bak şimdi aldatan erkeklerle ilgili yapılan çalışmalar. %77'sinin çevresindeki arkadaşları aldatıyor. Bak ilginç bir rakam veriyorum size. %77'sinin çevresindeki arkadaşları aldatıyor. Kiminle oturuyor kalkıyor? Kiminle bir araya geliyor? O oturduğu kalktığı insanlar nasıl insanlar? Onlar aldatıyor diye onlardan etkileniyor. Aklında yoksa bile o da onlara uyuyor. Tabii. Onun için kiminle oturuyor, kiminle geziyor, kiminle dolaşıyor buna dikkat edin. Ama özellikle bu hanımefendi kesin net tavrını koysun. Ve eğer bunun devam edeceği bak belli gibi. Ama net tavrını koyar. Hala da devam ediyorsa da bence kendi bilir ama... bu adamla iş yürümez. Aldatımı sıradaki devam edecek. Sorumuz çok ilginç. Hani abi deme derler. Tövbe tövbe. Kocası öldükten bir yıl sonra abi dediği Mahmut Bey ile evlenmiş. Ama o kadar alışkanım ki diyor hep ona abi demeye. Arada bir abi diyorum kocama yanlışlıkla. Hocam benden soğur mu diyor. Yok. Vallahi bu soru böyle geldiği gibi yayınlıyoruz yani. Tamam alışmıştır o Mahmut abiye. Yani Mahmut abi alışmıştır, bence problem olmaz. Neden? Senin o niyette olmadığını bilir. Çünkü ağız alışkanlığı devamlı gördüğü insan veya evlenmişler. İnşallah yani ilişkileri de güzel olur. Evet. Sonra bir başka soru. Kocam beni iş arkadaşımla aldattı. Ben de o kadının kocasını arayıp söyledim. Adam da bana dedi ki hoppa ya bu kadar olur ha. Kocana sahip çık. İnsan adam karısına sahip çıkar demiş. Evet. Şimdi burada koca mı kadına sahip çıksın, kadın mı kocaya sahip çıksın? Vallahi şimdi ikisi de birbirine sahip çıksın bence. Yani ciddi anlamda bakın dejenerasyonun boyutuna bak. Şimdi kocana sahip çık. Şimdi sen de karına sahip çık. Sonuçta ilişkilerde kesinlikle ve kesinlikle aldatmalar çift taraflı. Yani bir aldatma varsa ilişkide sorun var, problem var. Bu sorunlar ve problemler çözülmüyorsa da aldatma devam ediyor. Onun için iki tarafta bence eşlerine sahip çıksın. Evet, İlişkiyi güzelleştirsin. Aldatanlar ve aldatılanlar için tiyolar olacak. Bu arada şu diziler hayatımıza girdiğinden beri özellikle biz zannediyoruz ki yani insanlar böyle yaşıyorlar dizilerdeki gibi. Yani bütün kadınlar dizilerdeki gibi çok güzel, çok bakımlı. Bütün erkekler çok yakışıklı. Herkesin bir eli yağda, bir eli balda. Ya ben hiç dizide olup da apartman dairesinde oturan görmedim. Hep villalarda değil mi? Yani inanılmaz bir hayat. Şimdi dizi izlerken bir çift karısı dizi izleyip diyormuş ki yakışıklı erkekleri görüp senden koca olmaz diyormuş. Bak şu dizideki adama bak yani. Nasıl yakışıklı. Şimdi kadıncağız da haklı olarak diyor ki pardon adamcağız da diyor ki herkesin kocası dizilerdeki gibi yakışıklı mı ki diyor.
Evet. Şimdi böyle bir adam ne yapsın? Bunun tam tersi de oluyor mesela. Şimdi Adam dizi izlerken kadını yeriyor. Diyor ki bak kadına bak diyor ne kadar güzel. İşte ne kadar bakımlı. çok çok önemli bir şey bakın söylediniz. Neden? Şimdi bir defa şu anda ne oldu biliyor musunuz? Şu anda herkesin beklentisi değişti. Şimdi gençlerde daha çok görüyorum ben. Beğenmiyor. Tabii. Onunla görüşüyor, onunla görüşüyor, onu beğenmiyor. Neden beğenmiyor? Dizilerdeki gibi istiyor. Şimdi iki taraf da bunu istiyor. Ve bu algıları yükseltti. Bu sefer o öyle birini bulma şansı var mı? Yok. Bulduğu zaman karakteri bozuk. Bu sefer Tabii. geçinilmiyor. Şu anda evliliklerde boşanma %50'ye çıktı bak. Çok İki yüksek evlilikten tabii. birisi boşanıyor. Şuna benziyor bu. Ortak olalım ama %50 ayrılacağız. Kimse ortak olmak istemez. Ama beklentilerden de kaynaklanıyor. Yani burada bir defa eşin senin en güzelin. Eşini sen güzel görmüyorsan o ilişki yürümez. Eşinin dışındakileri güzel görmeye başlamışsan aldatma potansiyeli taşıyorsun demektir. Onun için dön eşine bak. En güzel sensin de. Telefonları almaya devam edeceğiz ama bir soru daha okumak istiyorum. Kocam 7.000 lira maaş alıyor demiş. Maşallah. Ama aşırı cimri yani öyle cimri ki size anlatamam. Maaşının tamamını ayda sadece 5.000 TL'sini bana veriyor. Maaşının tamamını bana vermek zorunda değil mi? Hocam ne öneriyorsunuz? Şimdi bu kadın da dayak istiyor. Yani bu ne ya? Allah Allah. Adam zaten 5.000 lira vermiş. 7.000 lira alıyor. Şaka Adam yapıyoruz 2.000 tabii lirayla ki. kat kata ne o Hocam katkına valla şaka ben de yapıyoruz tabii konuşamıyorum. ki. Dur. Kıt kanaat geçiniyor. Ya sen bari adama harçlık ver. Hocam Ya adam maaşını getirmiş sana teslim etmiş. şaka bile olsa çok kötü oluyor. Ya aman bir kızdım yani. Bak kekeledim yani belli oluyor kızdım. Ya kardeşim daha ne yapsın adam? Bir de cimri mi? Valla ben de kızacaktım. Neden? Çünkü mesajlar geliyor erkeğin cimriliğiyle ilgili bana. Ondan dolayı ben kızacaktım. Kardeşim bir defa eşine para ver diye yalvartmamak lazım. İnnetme. İnnetme. Yani hatta hayatım param var mı? Hatta bunu bile gerek yok. Yani bir yer belirle. Parası orada olsun. Ama 7 bin liranın 5 bin lirası orada durmasın. Yani bu da dengesiz. Bir de yani hani akıllı mantıklı paralar vermek Tabii lazım. erkek. Yani oraya 50 lira koyup da akşam sofra hazırladığı Tabii. zaman bu ne yemek, bu nasıl bir yemek demeyeceksin yani. Erkek cömert Enflasyonu olmalı. biliyorsun, çarşı pazarı biliyorsun, Evet. ülkenin durumu belli. Erkek cömert olmalı. Bak kesin cömert erkekler seviliyor. Arkadaşlar cömert olun. Siz eşinize, çocuklarınıza harcadıkça Allah bereketlendirir. Ben buna Anlat inanıyorum. hocam. Ben buna inanıyorum. Cömert erkekler başımızın Bence de. tacıdır. Telefonumuz varmış, hemen alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler Nurhan İyi Ağa. günler. Buyurun dinliyoruz sizi. Nurhan'ım ben eşimin aldattığını duydum etrafta. Önce inanmak istemedim. Kimden duydunuz? Yakın çevrelerim, kız kardeşim olsun hani yazışmaları falan denk gelmiş, görmüş. Tamam. Ben inanmak istemedim önce. Sonra içime bir kurt düştü derler ya. Ben Tamam. de sahte bir hesap açtım. Ve önce bir istek attım kendisine. Kabul edecek mi diye. Anında kabul etti. Biraz konuşma sanki onunla biraz konuşmalarımız oldu. Benim olduğumu bilmiyor tabii. Ay, kocanla sevgili gibi konuştun. Aynen öyle. Ne sordun, ne Ama yazdın? ne yazdım? İşte çok çekilisin falan filan yazdım. Bunun gibi çermen çeşit şeyler yazdım. Onlara ne cevap verdi? Ne söyledi? Sen öyle çok çekicisiniz falan dediğinde? Siz daha güzelsiniz. Ben işte herkes öyle söylüyor. Bana herkes bayılıyor gibisinden bir şeyler yazdı. O anda bir şey söyleyeceğim. O anda başından aşağı bir kaynar su dökülmüştür, değil mi? Sana cevap verdiğinde ve onları yazdığında. İnanın ki var ya hiç o anı hiç kimsenin yaşamasını istemezdim. Anlıyorum seni. Ve bunu ben ona hiç söylemedim. Biraz bayağı bir konuştuk. Hala böyle şey yapıyoruz. Ben bunu ona nasıl anlatabilirim? Hani konuştuğunu anladığımı, Aa, bildiğimi daha bilmiyor. Bilmiyor. yapmamı bilmiyor. Bir Daha dakika. konuşuyoruz. Sizi tebrik ediyorum. Gel hocam. Bak tam taktik işi bu. Evet, süper. Bak sen şunu yap. Şuradayız hocam. Nerede? Burada. Sen orada kullandığın kelimelerin aynısını yüzüne söyle. Çok çekicisin. Anlar mı? Anlar. Çok çekicisin. Süpersin. Tam sevilecek adamsın.
Şimdi diyecek ki benim hanıma ne oldu? Kesin anlar. Şimdi normalde bunu söylüyor muydunuz? Zaten söylemiyordunuz. Bak orada yazışırken kullanılan kelimeler söyleniyor mu? Böyle aynı şeyleri ben de söylüyorum. Ama niyeyse dışarıdaki kadınlar söylediği dikkatini çekiyor bu erkeklerin. Hep öyle olur şekerim. Dışarıdaki kıymetli olur. Şimdi sen güzelce giyin. Bak o kelimelere bir çalış. Neler yazdıysan. Onu karşısına geç ve alımlı bir şekilde söyle. Adam bir şok olsun. Kaç çocuğunuz var? Bir tane çocuğum bir var. Tane. Daha 4 aylık. Peki bir şey söyleyeceğim. En son eşinle ne zaman baş başa beraber bir yemek yedin? Baş başa. Hiçbir zaman 3 yıllık evliyim ve sürekli yanımda kayınvalidem olsun, kayınbabam olsun, kayınlarım hepsi var. Hiç baş başa yemek yemedik. Şekerim bak. Evet. Hocam. Şimdi şöyle ilişkilerde. Çok bak, o kadar önemli tabii, şeyler ki bunlar. Çok. Şimdi ilişkiler niye dejenere oluyor? Şundan dolayı dejenere oluyor. Biz sevgimizi, yakınlaşmayı, ondan sonra beraber baş başa kalmayı başaramadığımız bir ortamda nasıl aşkı yaşarız? Değil mi? Nasıl o birliktelik kaliteli güzel olur? Şimdi özellikle evlendiği zaman anne babalarla oturma olayına ben hani oturulmasın demiyorum ama ilk 3 yıl 5 yıl oturulmasın ya. Evet. Bak neden oturulmasın? Çünkü önce bunlar birbirini tanıyor zaten. Önce bunlar birbiriyle ilgili evliliği, ilişkiyi, birbirine sevgiyi yansıtmalar lazım. Şimdi düşünün. Ben dedim ki giyinsin, romantik şeyler söyle. Kayınpeder orada. Şimdi bu ne yapsın bu kadın? Şimdi görüyor musunuz? Romantizmi yaşayacak bu. Baba sen gözlerini kapat. Şimdi olmaz ya. Tamam, madem böyle olmuyor. Anne babayı da sokağa atamayacağımıza göre. Bunlar kaçmalı evden. Çift. Ya hiç restorana gidemiyor musun? Tabii gidebilirler. Kafeye gidemiyor musun? Hayır, diyelim ki gidemiyor ya, para yok. Vallahi çık al dışarı götür. Bir yürüyüş yap. Bak şimdi parayla ilgili bir şey değil. Şimdi çok güzel nasıl belediyeler. Parayı? Bak değil. Gerçekten ya hocam. Değil. Bak değil ama dinle ya. Allah Allah. Bak söylüyorum değil. Bak parayla ilgili değil. Neler gördüm çünkü. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar yanına alıyor kahvaltılıklarını. Bak doğru mu değil mi? Bak parayla ilgili değil. Bak yürekler beraber olsun. Düşünmemiştim bak hiç. Tabii düşün. Zenginlik para sende. Tabii. Ondan sonra Tövbe estağfurullah. Tabii Allah Allah. Bak şimdi biraz halkı görüyorum ben. Bak yaşayanları ne oluyor biliyor musunuz? Almış ellerine şeyi. Sepetini. Minderlerini. Çimene oturmuşlar. Kahvaltılık malzemelerini açmışlar. Baş başa oturuyorlar. Bayılıyorum ya. Bakın var bu. Hani nerede para? Zaten evde yiyecekleri şeyi aldılar. Orada yediler. Bakın gönüller bir olmak istese yeter ki bak. Olsun ama mutlaka bu tarzda birliktelikler oluşturmanız lazım. Bak oluşturmanız lazım. Peki. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Hanımefendi inşallah duydunuz. Kendinize böyle sağlıklı geçirebileceğiniz zaman dilimleri ayırmanız gerekir. Tabii bunlar birbirini severler. Ayrıca kocasına söylesin mi söylemesin mi öyle bir tuzak kurduğunu? Söylemesin. O hesabı da yok et. Tabii söylemesin. O güzel cümleleri siz kocanıza söylemesin. Söylemesin onun kalbini kazanmaya çalışsın. Kazanır. Kolaydı. Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Öncelikle abla sana Nur abla demek istiyorum. Yani samimiyetinden dolayı. Çok sevinirim. Çok teşekkürler. Ben 23 yaşındayım. 23 yaşına gireceğim. Üniversite evet. Öğrencisiyim. Tamam. Yayınınızı izliyorum. İzlediğim süreçte hep ya anne babayı aldatıyor ya baba anneyi aldatıyor. Sürekli böyle aldatma olayları var. Ben bir evlat olarak bu aldatılmayı en iyi yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri annemin babamı aldatmasıyla geçirdim. Küçüklüğümden beri babam anneme karşı gösterdiği şiddetle geçirdim. Yani önceden hayata bakış açım daha farklıydı. Yaş ilerledikçe daha farklı olmaya başladı. Ve birazdan dini bütün bir insanım. Yani çok şeyler düşündüm. Çok kötü şeyler yapmayı düşündüm. Yani bunu Nur abla senle paylaşıyorum sadece. Bu yayın şeyi hiç benim aklımda olmayan bir şey. Canım benim. Hem hocama da sormak istedim. Yani böyle şeyleri hiç sevmem aslında ama. Seni yakın bulduğum için. Seni çok iyi anlıyorum. Gencecik o küçücük yüreğine neler sığdırmışsın. Ya. Evet. Annenin babanı aldattığını öğrendiğinde yaşın kaçtı? Nur abla ben
12 yaşında falan gözümle şahit oldum. Ay deme. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl anladın? Nasıl oldu yani olay? Nasıl anladım? Biz misafirliğe gitmiştik. Gittiğim misafirlikte öyle bir durum yakaladım. Tamam. O günü tazelemeyelim. Yani 12 yaşında bu olaya şahit oldun. Aynen. Gittin babana söyledin mi? Hayır işte söyleyemedim. Çünkü zaten babam şiddet gösteriyordu anneme. Yani ona daha fazla zarar vermesinden korktum. Korkuyor tabii. Korumak için. Aynen hocam. Peki böyle bir ortamda büyüdün ya şu anda sen. Mesela evet. Sen karşı cinse güveniyor musun? Şöyle güvenim yani ben hep farklı izlenimdeyim Nur abla. Çünkü bazı insanların yaptığı hatalar yüzünden suç olmayan insanlara yük bindirmemek gerekiyor. Harika bir bakış açısı. Yani ben bu hayatta çok şeyler çektim. Bunun tek çözümü de yani kaderciliğe inanan biriyim. Yani bu benim kaderimde olan bir şey. Artık bunu kabullendim. Yani ben bu işi farklı boyutlara sürdürmek istedim ama dini boyuta bakınca işte hadislerde falan hep var anneye of bile dememek gerekiyor. Babaya of bile dememek gerekiyor. Peki annen bıraktı mı artık yani o işleri? Babanla annen birlikte mi ayrıldılar mı? Yok hala beraberler. Bu en kötü tarafı da sadece ben biliyorum. Yani içimde kocaman bir ukde oldu. İkinci bilen kişi de siz oldunuz zaten. Hmm. O yüzden gizli kalmasını istedim. Peki annem biliyor mu senin bildiğini? Annem biliyor Nur abla. Anneme dedim işte yapma. Yani bir sıkıntın bir sorunun varsa boşanın dedim. Yani bunun çözümü bu olsun. Evet. Hala devam ediyor mu peki o ilişki? O ilişki devam etmiyor fakat bu sefer başka bir ilişki var. Yani internet ortamında. Ben internet şeylerinden nefret etmeye başladım. İşte tek hasar veren şey bu oldu. Ve psikolojim de artık yavaş yavaş etkileniyor. Çünkü yükümü kaldıramıyorum Nur abla. Yani artık ağır gelmeye başlıyor belirli bir yerden sonra. Ve ben hayatımdaki en büyük kararı üniversite tercihinde yaptım. Bu üniversite tercihinde o adam yüzünden o mesleği yapmamak için istemediğim bir bölümde okudum. Hala okuyorum orada. Yani nasıl yapacağım, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Nasıl hareket edeceğim? Bak güzel kardeşim, sen bana abla dedin, ben de sana kardeşim diyorum. Şimdi ekrandan ne olur bir hocamızı bir dinleyelim bakalım. Çok zor bir durumdasın. Ama sen kendini kurtarmış yani şu anda hani yaşında büyümüş 23 yaşındasın. Ayaklarının üzerine basıyorsun. İnşallah çok yakında mesleğini de eline alacaksın. Evet. Şimdi hocamızı bir dinleyelim bakalım. Hep beraber dinleyelim. Ne yapsın hocam? Şimdi özellikle kendi geleceğiyle ilgili ben bir şey söyleyeyim hemen kardeşime. Bir defa bir kağıt al, ikiye ayır. Bir tarafa neyi seviyorum, neyi istiyorum, kendimi nerede görmek istiyorum. Hiç para almadan neleri yaparım diye bir yaz. Tamam mı? Diğer tarafa da becerilerim, yeteneklerim, hangi yeteneklere sahibim bunları yaz. Ve bunların gözünün önünde bir olsun. Bunlarla ilgili gelecekte bakın istemediğim bir bölümde okuyorum diyorsun. Şundan korkma, Türkiye'de %70'i istemediği bölümden mezun oluyorlar. Tabii. %70'i istemediği bölümlerde çalışıyor. Önce sana böyle bir gelecek planlama yapalım, tamam mı? Ondan sonra özellikle annenle babanın arasında kalmışsın sen yıllarca. Ama bunu değiştirme şansın var mı? Söyleyemedin. En büyük problem şiddet. Bakın ailelerde. Kadın eğer dövülüyorsa, ben şimdi annesini haklı çıkarmak için söylemiyorum. Ama dövülüyorsa dövülen, aşağılanan bir insan sevgisini, saygısını, her şeyini kaybediyor. Ve bundan dolayı o sevgi, saygı ona karşı tamamen depo boşalmış. Sevgi deposu yok. O zaman... Bu sefer o depoyu hatta sinirine ona şey olsun diye. Ya ne o, görüyorum ben bunları. Gıcıklık olsun diye. Onu deli edeceğini bile bile özellikle aldatıyor. Bakın olayın bu boyutu var. Yani şiddetin olduğu yerde sevgi bitiyor, saygı bitiyor. Çok zor. Onun için bir defa şiddetin olduğu ortamları ortadan kaldırmak lazım. Ya şiddet ya. Şiddet sevgisizliği, saygısızlığı peşinden getiriyor. Peki anne babasını değiştiremeyeceğine göre şu durumda tabii, kendini güçlendiriyor. Tabii anne babasını geliştiremez. Onun için mesela %100 düşünce gücü diye bir kitap var. Hı hı. Düşüncelerini şöyle bir toparlamasına ciddi anlamda katkı sağlar. %100 düşünce gücü çok popüler bir kitaptır o. O kitabı al,
Şöyle bir oku. Kendi duygularını, düşüncelerini gözden geçir. Evet. Ve sen kendi gelecek planlamanı yapmaya başla hayatınla ilgili. Allah'ım hepimize değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirme gücü versin. Gücü versin. Değiştiremiyorsak da bakın anne babayı değiştiremiyor. Değiştireme. Onları kabul etme kuvveti versin. Yani tabii ki böyle bir anne, hani böyle bir baba hani ne kadar kabul eder içe sindirilir ama evet. Neticede güzel kardeşim sen kendini güçlendireceksin. Allah anneni de ıslah etsin, babanı da ıslah etsin. Şimdi biz çocuk diyoruz, anlamaz diyoruz 12 yaşında ya da 9 yaşında. Küçükken her şey hafızaya tek tek. Ve devam da etmiş. Oluyor. Bir de devam da etmiş. Devam da etmiş. Alo, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Merhabalar, dinliyoruz sizi. Buyurun. Ben 8 yıllık evliyim. Eşimle aramızda 14 yaş fark var. Söyleyeceğim bir saniye. Bir çocuk sesi duydum orada. Evet, çocuklarım. Kaç yaşında çocuklar? Biri 6 yaşında, biri 3 yaşında. Burada konuşmayalım, burada konuşmayalım. Ya çocukları uzaklaştırabileceğiniz bir ortam olsun ya da sizi canlı yayına almayayım. Duymasın onlar ne olur. Tamam. Nasıl yapabilir musun? Peki şimdi yani çocuk ya da sen çık odadan, başka bir odaya git. Ne olur bak 6 yaşında bilmez diyorsun, onlar kaydediyorlar. Ne olur dikkat edelim çocuklarımızın yanında konuştuğumuz her kelimeye. Evet doğru. Çıktın mı? Evet çıktım. Peki dinliyoruz. Eşimle işte 7 yıllık evliyim. Eşimle aramda 14 yaş fark var. Tamam. Ben eşimle pek başta istemeyerek evlendim ama hani ailemin baskısıyla biraz oldum. Ve şimdi hiçbir şekilde eşimle cinsel ilişkiye giremiyorum. Yani böyle kendimi zorluyorum. Benim için işkence gibi geçiyor. Acaba bir sağlık problemin olabilir mi? Yani bilmiyorum. Eşime karşı çok uzaklık hissediyorum. Hiçbir ilgi hissetmiyorum. Başka biri oldu mu daha önce hayatında? Yok, hayır. Olmadı. Hani birini sevdin, vermediler, eşinle mi evlendin diye sordum. Yok, hiç kimseyle görüşmedim. Zaten 18 yaşındaydım. Eşimi 3 kere gördüm. Üçüncüsünde düğünüm oldu zaten. Ama başından beri böyle bir cinsel soğukluk yok değil mi? En başından beri değil bu. Yani biraz vardı ama zorluyordum. Şu an hani böyle işim çok ciddiye bindi. Artık yaşım büyüdükleri anladığımdan mı bilmiyorum. Anladım. Evet yani çok uzak hocam. Şimdi şöyle severek ve isteyerek istediği biriyle bir araya gelmemenin getirdiği bir cinsel soğukluk meydana gelmiş. Tavırları nasıl, sana karşı saygısı, yaklaşımı? Yok çok şey yani şiddetimiz yok ama diliyle çok aşırı şiddetsiz oluyor. Ama zaten bir şey söyleyeceğim. Tabii. Şiddet dediğiniz şey sadece pataküte vurmak değil, fiziksel değil. Ruhunun da bir şiddete uğradığı anlar var. İşte o da neyle oluyor? Dille oluyor. Dille. Çünkü bakın romantizm eksikliği varsa, aşağılama, hor görme, eleştirme, evet. Suçlama varsa kadında cinsel soğukluk meydana geliyor. Bak net. Onun için senin o eşinle olan ilişkinle beraber sen eşine karşı kapanmışsın. Yani onun sevilebilecek özelliklerini çıkarman lazım. Onun da sana yaklaşımını düzeltmesi lazım. Acaba onun da size karşı cinsel soğukluğu olabilir mi? Yok sanmıyorum. Yok. Tek taraflı. Tek taraflı. Evet. Ama burada işte şeyden kaynaklanıyor. Yani ilişki bozuksa eğer, kadına karşı saygı, sevgi, yaklaşım, romantizm eksikliği varsa, hatta bir de üstünde işte bu sözel şiddet, eleştiri, suçlama, aşağılama varsa kadında cinsel soğukluk başlıyor. Peki ne yapması gerekiyor? Ne yapması lazım? Şunu yapması lazım. Bir defa eşinin yaklaşım tarzını değiştirmesi lazım. Bu yaklaşım tarzının eşini kaybettiğinin farkına varması lazım. Hanımefendinin de eşinin sevilebilecek yönlerini çıkarması lazım. Yani benim iki çocuğumun babası, ben evlendim. Bunun hiç mi iyi tarafı yok? Neler var? Bunları maddeler halinde çıkarıp onu sevmeye başlarsa ona karşı açılmaya başlar. Ama sadece hanımefendinin davranışları değişmesi yeterli değil. Beyefendinin davranışlarını da değiştirmesi lazım. Peki bunun için de ne yapmak lazım? İşte beyefendiyle bunu konuşmak çok lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Beyefendiyle tek başına konuşması da bu işi çözmez. Çünkü adamlar diyor ki ben hasta değilim diyor. Evet. Sende problem var diyor. Sen git kendini düzelt diyor. Git ananla mı konuşacaksın, kardeşinle mi konuşacaksın, kimle konuşacaksın, kendini düzelt gel diyor. Adamı tek başına yola getiremiyorsun.
alacaksın, ne yapacaksın? Gerçekten çok zor biliyorum ama bir uzmandan destek alacaksınız. Tek başına olmaz. Ya da şöyle, onun değer verdiği, önemsediği, dikkate aldığı bir büyük. Büyüğe anlat derdini. Bak böyle böyle bir sorunumuz var bizim. Çünkü neden? Cinsellik boyutlu bu sorunu çözmeden adam hırçınlaşır, tabii, adam daha çok eleştirir, adam daha çok aşağılar. Daha kötü olur. Daha kötü olur. Peki, diğer telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Beni eşim çok uzun süre bir aldattı. Kaç ama yıl? Ama ben bunu ortaya çıkardım. Şimdi suçlanan ben oldum. Niye? Nasıl ortaya çıkardınız? Niye suçlanıyorsunuz? Yani telefonla onu yakaladım, mesajlarını yakaladım. Tabii önce telefonla başka bir telefon buldum. Sonra tekrar o telefonu bulduktan sonra eşime de gösterdim. Boşanmaya çıktım ama olmadı, olmadı. Eşim beni sürekli aldattı. Hep aynı kadınla mı aldattı sizi? Birisi aynı kadın. Bunlar hariç başka kadınlar. O aynı kadınla olan şeyi, çok şeylerini duyduğum, bir de akrabaydı. O yüzden yani çok şeyini duydum. O zaman bu kadın akrabaysa evinize de girip çıkıyor. Yok. Öyle evime girip çıkmıyor. Biz, o başka bir şehirdeydi. Biz başka bir şehirdeyiz. Nasıl tanışmışlar peki? Nasıl olmuş? Yani akraba düğünüydü. Öyle düğünle beraber. Düğünlerde bir araya geliyor. Nasıl diyeyim ya, anlatamıyorum ya. Çok uzun bir oldu. 8-9 sene oldu ama şu anda ben dedim ki ben seni herkese söyleyeceğim. Bizim bayanla da görüştüm. Yapma etmediği, ben ona çok yalvardım. O dedi ki ispatlarsan herkese söyle. Ben de ispatlarını, bütün mesajlarını, her şeyini herkese döktüm. Onun da şu anda bana iftira atıyor diye bana söylediler. Suçladılar yani. Sizi suçlayan kim? Dedi. Eşinizle karşı taraftaki o kadın mı sizi suçluyor? Hayır, eşim suçlamıyor. Eşim çünkü her şeyi bildiğimi bildiği için karşı taraf suçluyor beni. Karşı taraf. Peki madem her şeyi bu kadar dökmüşsünüz, ispatınız da var, göstermiyor musunuz bunlar gösteriyorum deliller? Gösteriyorum ama kimse bana inanan olmuyor yani. İnanan olmuyor. Ben ne yapabilirim, ne ederim? Şu anda da kendimi suçlu duygusundayım. Çünkü eşimi çok seviyorum. Eşimin bütün yaptıklarına karşılık çocuklarım var, 4 tane diyorum. Ben eşimi affediyorum. O tekrar yapıyor, affediyor. Son anda dedim ki artık boşanalım. Sen yoluna, ben yoluna dedim. Bu da artık dedi ki yalvarıyorum işte, şöyle yaparım, böyle yaparım dedi. Tamam, bıraktı dedi. Ama şunu yenemiyorum kalbimde. O şüpheyi yenemiyorum. Hocamdan bunu diyeyim. Sürekli beni eşim aldatıyor şüphesini yenemiyorum. Bunu yenmek için ne yapabilirim? Şimdi şöyle, yenemezsin. Neden yenemezsin? Zaten sürekli aldatan bir adam var. Şimdi evet. Sürekli aldatan, güven vermeyen bir adamla ilgili şüphe neden silinir? Silinmez ki. Şimdi sürekli aldatan bir peki adam var. Peki ne yapsın? Bu şüpheyi silecek. Şimdi şüpheyi silme değil. Bakın yine aynı şeyi gördük. Net tavır koydu adam. Ne yaptı bu sefer? Geri döndü. Tabii yalvarmaya başladı. Bakın orada ben seviyorum, sevdiğim için kabul ediyorum, beni zaten kabul edecek düşüncesi cesaretlendiriyor. Şimdi şey de yoksa, karakter de yoksa, adam düzgün bir insan da değilse bu sefer bunu suistimal ediyorlar. Benim tabii üzüldüğüm nokta bu. Burada sen eğer, bak şimdi bir de ne var? Suyun üstüne çıkıyor. Ulan aldatan sensin. Zaten aldatmışsın. Bir de kadın suçlu oldu. Yakaladı diye. Yakalamasa sorun yok. Orada anahtar kelimeyi duydunuz mu? Diyor ki ben artık kendimi suçlu hissediyorum. Bakın tabii ama neden? Çünkü öyle bir baskı görmüş ki yakalamasam daha iyiydi. Devam etsinler. Şimdi olmaz. Peki hocam taktik verin. Yani bu kadın nasıl davransın artık kocasına? Vallahi şöyle, bu kadın bir defa bak 4 çocuk bile olsa net tavrını koyup bir daha böyle bir şey görmeyeceğim, görürse de ben yokum der ve olmazsa. Ama tamam, bak çok radikal bir karar. Bu kararı almak zor. Bu kararı alırsa bu adam dize gelir. Çünkü çevre baskısının fazla olduğu bir yer. Ben onu anladım. Adamın özür dilemesi, yalvarması onu gösteriyor. Evet. Net tavrını koyduğu anda bu adam bence geri adım atar. Ve bundan sonra da şu olsun. Yani telefonlar meydanda dursun. Konuş. Bak ben içime artık şüphe girdi. Ben artık sana güvenemiyorum. Bunun için kuralları sen koy. Yani neleri yapması gerekiyor? İşte telefon meydanda duracak. Kimle görüşüyor? Ne yapıyor? Senin bilgi, senin nasıl rahatlaman gerekiyorsa, nasıl rahatlayacaksan
O da öyle davranması lazım. Yani madem evet adam ayrılığı kabul etmiyor, o zaman evet, senin kuralların olması lazım. Evet, sizi iyileştirecek o duyguları ona anlatmanız lazım. Tıpkı hocamın dediği gibi. Telefon açıkta kalacak. Tabii. Beni şüpheye düşürecek, hiçbir şey yapmayacak. Bir de şunu yapması lazım. Ben seni seviyorum, bak sen dört çocuğumun annesisin, ben seni bırakmam diye de adam mesajlarla onun içindeki şüpheyi giderecek şekilde ben seni aldatmam şeklinde mesaj vermesi lazım. Peki, hemen diğer telefonumuzu alalım. Alo. Ama verir mi bilmem. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun, dinliyoruz sizi. Sayda Hanım, sizi çok seviyorum. Allah razı olsun bu işleri yaptığınız için. Canımın içi. Ben de sizi benim çok seviyorum. Şu anda çok şeyim var. Psikolojim hatta bozulmuş durumda yani. Psikolojim bozulmuş durumda, evet. Aynen. Eşim WhatsApp'ta şeysini gördüm. Bir kadın mesaj atmış. Bir kadına mesaj atmış eşin. Kadın mesaj atmış eşime. Kadın para atmış. İstiyor. Para evet. İstiyor. Evet, para istiyor. Yüzüm yok istemiyor ama diyor çocuklarım için istiyorum diyor. Ben de şüpheleniyorum. Eşime söyledi, gördüm, eşime de söyledim. Eşim inkar geldi. Öyle bir şey yok dedi. Öyle bir şey olsa yalan söyleyeceğim. Söylemem dedi. Allah'tan başka kimseden korkmuyorum dedi. Tamam. Öyle bir şey yok dedi. Hemen kapattı telefonu. Yani mesajı sildi. Ara zaman dedim, yoksa öyle bir şey dedim. Niye aramıyorsun dedim. Ben de öyle bir şey olmuş olsaydım yaparsın dedi. Sen aynısın, ayrılın, ben ayrıyım dedi. Yapam, öyle bir şey olamaz zaten dedi. İnkar geldi yani, yok öyle bir şey dedi. Ben ne yapmam lazım? Ama siz inanmıyorsunuz tabii değil mi buna? Benim çok şüphem var. İnanamasım gelmiyor. Çok şüphem var. Peki para aynı. İsteyen kadın kim? Eşinize sordunuz mu? Bilmiyorum. Bu kadın kim? Bilmiyorum, o da bilmiyorum diyor. Küfretti, saydı, sayıştırdı. Ben de tanımıyorum dedi. Ha, telefonda mesaj geliyor, onu bilmiyor kim olduğunu. Evet. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. O telefon eşinizin telefonunda kayıtlı mıydı? Kayıtlı değil. WhatsApp'ta bilmiyorum artık. WhatsApp'a baktım ben. O anda gördüm, hem resmi vardı, profil resmi bayanın. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman eşinizin telefonunda o kadın kayıtlı. Kayıtlı. Mı? İşte bilmiyorum işte. O an sildi. Bir şey söyleyeceğim. WhatsApp'a girdiğinizde sadece numara mı vardı? Numara da vardı, WhatsApp'ta resmi de vardı. İsim var mıydı isim? Resmi i̇sim oluyor yoktu. Zaten köşede. İsim yoktu. İsim yoktu. Evet. Tamam, demek ki kocanızın cep telefonunda o kadın kayıtlı değil. Bilmiyorum, kayıtlı değil mi onu yani bilmiyorum işte. Yani eğer isim yoksa, sadece numara varsa mesaj düşer. Yalnız hatta bir dakika hocam, kişiyi ekle der orada. Kişiyi ekle der. Şöyle mesaja yoğunlaşmış ama o. Mesajı görmüş bence. Evet. Çok numarayı görmüş. Evet, kaç lira istemiş eşinizden? Kaç lira istemiş? Miktarı falan söylemiyor. Para istiyor sadece. Yüzüm yok istemiyor ama diyor çocuklarım için istiyorum diyor. Yüzü yoksa demek ki daha önceden de aynen istemiş gibi. Yani evet, istemiş gibi. Ya ara ara istiyor gibi bir durum var. Aynen. Peki. Şimdi bilmediğin bir insandan ara ara para ister misin? Bence mümkün yok, değil. Eşiniz için söylüyorum. Tabii, bence mümkün değil. Şimdi hocam, süremiz kısıtlı da. Evet. Şimdi hanımefendiciğim, bakın. Buyur. Kendi sizin içinizdeki o sızıyı kendi sızım gibi hissediyorum yani. Evet. Ne demek? Şu anda var ya, ben şu anda hayatım bitik gibi yani. İntihar bile kadar düşündüm. Hayır, asla. Yapamıyorum ama. Bir şey söyleyeceğim. Bir Müslümana ümitsizlik asla yakışmaz. Ne yapamıyorsun? Bir dakika dur ya. Bakalım. Bir olayı bir çözelim ilk önce. Çok kötüyüm ama çok iyi anlıyorum sizi. Bir de çok seviyorum çocuklarım. Çocuklarım da yetişkin, bir evlenecek durumda. Ayrılmak istemiyorum. Bence sen kocanı da çok seviyorsun. Aynı, kocamı çok seviyorum. Eşimi, yani çocuklarım da ayrı olmasın. Baba ayrı, ana ayrı olmasın. Düğünde, dernekte. Ben evlenemedim. Kaçarak evlendim. Çocuklarım bari evlenecek diyerekten. Tamam. Bak, sen bir defa eşini al karşına. İçindeki şüpheleri, bak içindeki hocam, şüpheleri, korkuları anlat. Hocam, her zaman yapıyorum. Ne diyor? İnkar geliyor, kavga ediyor. En ufak bir işte kavga ediyor. Kavga ediyor ama bak, eğer sen bunu, bak benim içimde şüphelerim var, benim korkularım var. Bir defa eğer böyle bir şey yakalarsam çocuklarına söylerim, çevreme söylerim, rezil olursun de bak. Bir korkut gözünü. Diyorum, çocuklara da mı söyledin diyor. He. O da diyor, ben dedim her şey diyor söylüyorsun, çocuklara yetiştiriyorsunuz diyor. Ben sizleriniz olsam ne yaparım biliyor musunuz? Çocuklarıyla korkuyor ya mesela. Evet. Ben bunu hiç çocuklarıma söyler miyim? Bunu çocuklarıma söylesem etrafta sen rezil olursun de. Evet. Bak böyle hocam, tehdit et adamı. Hocam, benim ortanca kızım rüyasında görmüş. Neyi? Evli görmüş babasını.
Çocuğu bile var olmuş olduğunu görüyor. Ben de aynısını söyledim buna. Böyle böyle görmüştüm. Sen diyor saçma saçma şeyler karıştırıyoruz kafanıza diyor. Yorumluyoruz diyor. Bunları bana getiriyoruz diyor. Kızlar evet. Ayrı, sen ayrısın diyor. Ama şimdi şüpheyi giderme adına, şüphe senin kafandaki konuda rahatlatma adına ya da böyle bir şey varsa da bırakma adına onun adım atması lazım. Onun için ona nasıl adım attırırsın? Bir defa bu çevre baskısı sizin çocuklarınızdan... Siz yardımcı olamaz mısınız? Şimdi şöyle... Bir dakika. Nereden aradığınızı bilmiyorum ama kocanız acaba bir ilişki terapistini ya da bir... Hiçbir şey kabul etmiyor ki. Hiçbir şey. Her şeye darbe gösteriyor. Bana şiddet gösteriyor. Yani peki dövmek, ailede bir bilirkişi büyük yok mu? Dövmek değil de en azından küfürden, saymayla, bağırmayla. Ailede mesela onu bak onu uyaracak biri yok mu büyük? Hayır hiç kimse de sahip çıkmıyor. Hiç kimsem yok. Var da yok yani. Var. Sahipsiz bir şey işte öyle. Ben kendim açımdan öyle özellikle. Ne yapmak lazım size? Yani aslında tabii burada hani hocamın vereceği çok taktik var. Ama karşıda böyle duvar gibi bir adam var yani. Hiçbir şekilde çözülmüyor. Çünkü bakın burada adam bunun hanımefendinin içindeki şüpheleri, tedirginlikleri gidermeden hanımefendi rahatlamaz. Evet. Rahatlatmak için onu sevdiğini, öyle bir şey olmadığına dair delillerle, tavırlarıyla göstermesi lazım. Yine de belki adamı yola getirecek birkaç taktik siz ona verirsiniz. Bekleyin, reklama gidiyoruz ama siz telefonu kapatmayın. Biz size cevap vereceğiz şimdi. Ayrıyeten bütün bu sorunları yaşayan seyircilerimize de cevap vereceğiz. Ama en büyük şey galiba bu tip şeylerde çok ortalığa vermemek, ortalığa yaymamak. Ne kadar ortalığa yayarsan adamlar o kadar hani legal oluyor. Yani iş resmiyete biniyor. Daha rahat ediyor. Daha rahat ediyor. Evet. Demek ki çocuklarla tehdit edeceksiniz. Ben bunu hiç söyler miyim? Allah göstermesin. Bu çok ayıp bir şey diye. Şimdi hocam taktik versin. Reklamdan sonra da hatta kalın lütfen.